Merhaba sevgili gençler. Kalıtım konusunun ikinci videosu ile karşınızdayım. Bu videoda monohibrit ve dihibrit çaprazlamalardan bahsedeceğim. Tam anlamıyla sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız, kalıtımın ilk videosu olan Genel Kavramlar videosunu izlemeyi unutmayın. Hadi o zaman monohibrit çaprazlama ile başlayalım. Şimdi monohibrit, mono neydi arkadaşlar? Tek demekti. Değil mi? Burada da arkadaşlar bir karakter bakımından farklı olan İki homozigot bireyin çaprazlanması ile oluşan F1 dölünün tamamının heterozigot olması durumudur. Şimdi biraz karmaşık olduğu gibi düşünebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bir karakter bakımından farklı olan iki homozigot bireyimiz mi var? Mesela iki tane homozigot bireyimiz olacak ama bunlar birbirinin farklısı olacak. Yani birisi büyük A, büyük A, diğeri de küçük A, küçük A olsun. Mesela ne olabilir? Birisi uzun boy, birisi kısa boy. Gene olabilir. Bunlar iki tane farklı homozigot bir karakter midir? Evet. Bu iki birey çaprazlandığında arkadaşlar oluşan bireyin tamamı büyük A küçük A olur. İşte heterozigot mudur bu? Evet. Yani şunu demek istiyorum. Büyük K, büyük K ile küçük K, küçük K'lı bireyim var. Çaprazlıyorum. Ne yapıyorduk? İlkini alıyorduk. İlkiyle çaprazlıyorduk. Yani büyük k, küçük k dedik. İlkini alıyoruz ikincisiyle yine büyük k, küçük k. Birincide bir şey kalmadı artık. İkinciye geçtik. Büyük k, küçük k. İkincinin ikincisi büyük k, küçük k. Bakın hep oluşan şeyler birbirinin aynısı mı? Yani oluşan şeyler büyük kan küçük kan mı? Evet işte monohibrit çaprazlamada oluşan bireylerin tamamı ne oluyor? Heterozigot olmuş oluyor. İşte arkadaşlar monohibrit iki bireyin çaprazlanmasına da monohibrit çaprazlama deniyor. Evet şimdi bakalım. Dihibrit çaprazlamaya gelelim. İki karakter bakımından heterozigot birey çaprazlanacak. Bakın ee, ne yaptık monohibrit çaprazlamada? İki tane Homozigot bireyi çaprazladık dihibrit çaprazlamada da iki tane heterozigot bireyi çaprazlıyoruz. Bakalım. Şimdi arkadaşlar şuna yazıyorum. Sarı olana büyük S. Düzgün olana büyük D. Yazıyorum. Şimdi iki tane heterozigot bir karakterim mi var? Bunların ikisini çaprazlıyorum arkadaşlar. Monohibrit çaprazlamada ne yaptım? Mesela monohibrit çaprazlamada Büyük S büyük S ile küçük s küçük s'yi çaprazladığımda oluşan birey neydi? Büyük s küçük s. Bu bir monohibrit bireydir. Monohibrit çaprazlamada ben iki tane bu şekilde bireyi ne yapıyorum? Çaprazlıyorum. Ama dihibrit çaprazlamada ne yapıyorum arkadaşlar? Bakın iki tane farklı bir karakter olmak zorunda ve bunlar heterozigot olmak zorunda. Bu durumda arkadaşlar bir Punnett karesi yöntemimiz var. İşte o Punnett karesinden bahsedelim. Ancak size Punnett karesine gelmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda her zaman Punnett karesini kullanmayabilirsiniz. Size genotip ve fenotip oranlarından falan bahsedebilir. O zaman size hemen şöyle yapmanızı isteyeceğim arkadaşlar. S'leri kendi arasında, D'leri de kendi arasında çaprazlayın diyeceğim. Hemen yapalım mı? Büyük S küçük S ile büyük S küçük S'yi çaprazlıyorum. Birinci ile birinciyi aldım. Büyük S büyük S. Birinci ile ikinciyi aldım. Büyük S küçük S. İkinciye geçtim. Büyük S küçük S. Bunun hangisinin önce hangisinin sonra yazıldığı fark etmez ama her zaman büyük harf yazılır. Yine aldım. Küçük S küçük S. Baktığınızda arkadaşlar bir tane homozigot baskın yani büyükse büyükse. iki tane heterozigot büyükse küçük ile Bir tane de çekini küçük ile küçük ile birey olmuş oldu. Aslında baktığınızda büyük D küçük D ile büyük D küçük D'yi de çaprazladığınızda bu şekilde bir şey olmuş olmayacak mı? Çünkü bunların sadece harfleri değişik. O zaman hızlıca yazacak olursam büyük D büyük D. Büyük D, küçük D, büyük D, küçük D, küçük D, küçük D. Değil mi? Bu şekilde bir çaprazlama durumu söz konusu arkadaşlar. Siz bu şekilde de bir işlem yapmış yapma, yapmanız gerekebilir tamam mı? Hemen şimdi bir net karesine bakalım. Yine o şekilde şey... bir söylememden devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bir tane büyük harfli olanları kesinlikle yazıyorum. Büyük S büyük S yazıyorum. Bunu kesinlikle ezberlemiyorsunuz. Bunu hiçbir şekilde bu şekilde kullanmayacaksınız. Sadece gösterme amacıyla yapıyoruz arkadaşlar. Yani büyük olasılık tablosudur bu. Büyük S, büyük S yazdık mı bunları? Aynı şekilde buraya da yazdık. Büyük D'ye de yazacağız arkadaşlar. Hepsinden büyük S'den de iki tane, küçük S'den de iki tane, büyük D'den de iki tane, küçük D'den de iki tane olunca arkadaşlar 4'e 4 gibi bir olay çıkacak. Bu bir er, şu taraf Kız arkadaşımızı gösteriyor. Bu taraf kız arkadaşımızı. Bu tarafta, erkek arkadaşımızı gösteriyor. Bunlar herhangi bir e, renk. Mesela sarı saç, yeşil e, göz vesaire gibi bir özellik. Tamam mı? Şimdi baktığım zaman arkadaşlar. Şununla bu birey ile şu bireyi çaprazladığımda buraya yazıyorum. Tamam mı? Bununla şunu çaprazladığımda buraya yazıyorum. Yani şöyle bir kesişim yerlerini yazıyorum. Tamam mı? Şununla şunu yazdım bununla bunu yazıyorum tamam bu şekilde. Şimdi daha fazla aklınızı karıştırmadan arkadaşlar. Burada benim bilmem gereken büyük S küçük S'ye büyük D'de küçük D'ye baskın değil mi? O zaman burada oluşacak şey ne? Büyük S, burada da büyük S, burada da büyük S, burada da büyük S, değil mi? Hep S, büyük S, büyük S, büyük S, büyük S büyük s büyük s bakın burada küçük s oldu burada da küçük s oldu. Burada büyük s, burada büyük s, küçük s, küçük s. Baktığınız zaman 1 2 3 4 tane küçük s'li mi var? Değil mi? Yani küçük s'ye ne diyelim arkadaşlar? Yeşil diyelim tamam mı? Büyük s'ye ne dedik? Sarı dedik küçük s'ye yeşil dedik. Peki bunu neye göre söylüyoruz? Genelde arkadaşlar baskın olan karakter sayıca daha fazla olandır. E küçük s baktığınız zaman 4 tane miydi? Bak 3 4. Yeşil 4 tane mi? Evet. Onun haricinde kalanlar o zaman büyük harf olduğu için s e, ne olacak? 9 daha 12 bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yes. Doğru olmuş oldu. Tamam? Peki düzgün ve buruşuk için bakacak olursak hangisi kime baskındır dersek o zaman burada 9 tane düzgün var. Bir de 3 tane düzgün var. O zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Burada 3'e 1 olmuş oldu. O zaman düzgün de buruşuğa baskın olduğunu buradan anlıyoruz. Yani bu şekilde bir harflendirme veriyoruz. Ezberlemiyorsunuz tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz. Bu punnet karesinde arkadaşlar 16'daki ihtimal mesela 9 sarı düzgün birey neymiş? 16'nın içinde 9 tane sarı düzgün birey varmış. O zaman ben paylarını toplarsam ne olması gerekiyor? 16. 9, 3 daha 12, 3 daha 15, 1 daha 16. 16 bölü 16. Yani 16 tane kare var demek istiyor burada. Peki ben bu 16 kareyi 4 olasılık burada, 4 olasılık da burada. Ne yaptı? 4 kere 4, 16'dan bulmuş oldum. Bu aslında nedir arkadaşlar? Dihibrit bir çaprazlamadır. Yani büyük S küçük S ile büyük D küçük D ile iki tane bireyi çaprazladığımda nereye gittim? Nereye gittim? burada. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Büyükse, küçük de, büyükse, küçükse, büyük S de, küçük D tekrarlıyorum. Büyük S küçük S büyük D küçük D ile Yine aynı şekilde böyle bir bireyi çaprazladığımda oluşabilecek genotip ihtimalleri bunlar arkadaşlar. Peki bunu her zaman böyle mi yapıyoruz? Hayır. Bir önce ne yapmıştım? Hemen ben burada bu şekilde S'leri kendi arasında, D'leri kendi arasında yapıyorsunuz demiştim. Çünkü sizin her zaman arkadaşlar bu 16 ihtimal kadar kalabalık bir ihtimal hesaplamanız gerekmeyecek. Size 2 tane, 3 tane ihtimal vereceği için her harfleri kendi arasında çaprazlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar Burada da yine bir özellikten bahsedelim. Yuvarlak tohumlu ve buruşuk tohumlu iki bireyimiz var. bunu çaprazladığımız zaman yuvarlak tohumlu olmuş oluyormuş. O zaman burada ne anlıyoruz? Yuvarlak tohum neye baskın? Buruşuk tohuma baskındır diyoruz. Mesela ne harf verelim? buna vereceğimiz harf yuvarlığa büyük y büyük y dedik. Buruşuğa da ne diyelim? Küçük y küçük y diyelim. Çaprazladığımızda %100 büyük y küçük y oluşuyor. Ben niye arkadaşlar buna büyük y büyük y dedim de büyük y büyük y küçük y demedim sizce? Çünkü büyük y küçük y ile hemen şurada göstereyim büyük y küçük y ile küçük y küçük y'yi çaprazladığınızda arkadaşlar hemen çaprazlayalım büyük y küçük y büyük y küçük y küçük y küçük y küçük y küçük y bakın iki tane İhtimal mi oldu? Ama bana ne diyor burada? Bir ihtimal olsun diyor. O yüzden ben buraya büyük ye küçük yli yazamıyorum. Yani genelde öğrenciler... Ee, öğretmen arkadaşlarım anlatırken bu harflendirmeleri nasıl yaptıklarını anlatmadan çat çat sanki bütün öğrenciler de biliyormuş gibi anlattıkları için ben size burada bunların da yollarını vermek istiyorum arkadaşlar. Neye göre nasıl harf veriyoruz? Burada da bunu görmüş oluyorsunuz. Yani burada büyük y küçük y neden vermedik anladıysanız devam ediyorum arkadaşlar. Yuvarlak tohumlu. İki tane yuvarlak tohumlu bireyi çaprazlıyorum. Yani buna kendileştirme deniyor arkadaşlar. Buna çok karşılaşacağınız bir kelime bu. Kendileştirmek demek iki tane aynı olan şeyi çaprazla demek. Burada da çaprazlayalım arkadaşlar. Bu bir monohibrit çaprazlama değil mi? Monohibrit yani bir karakterimiz var. Başka bir karakter yok. Hemen çaprazlayalım. Büyük Y, büyük Y, büyük Y, Küçük ye, büyük ye, küçük ye, küçük ye, küçük ye oluyor, değil mi? Burada arkadaşlar, şunun üçü de büyük ye olduğu içinde büyük ye olduğundan dolayı baskın karakterdir, büyük yedir. Ama şurada küçük yedir. Yani büyük yeli yani yuvarlak tohumlu birey sayısı, buruşuk tohumlu birey sayısından ne olması gerekiyor? Fazla olması gerekiyor. Bu sayılar sizin için önemli değil. Hani sadece ne kadar baskın olduğunu göstermek istedim size. Evet gelelim. Şimdi yine bir punnet karesi yönteminden bahsedeceğim. Dediğim gibi bunu bu şekilde öğrenmiyoruz arkadaşlar. Ama e, mantığını oturtturmanız için size tekrardan bundan bir bahsetmek istedim. Şimdi mor neymiş? Mor bezelye ya yani mor renk, beyaz renk, düzgün ve buruşuk var. Bunlardan baktığımız zaman arkadaşlar 9 tane mor varmış. E 3 tane mor varmış. E, o zaman 12 tane mor var. Kaç tane beyaz var? 4 tane beyaz var. O zaman mor renk neye baskın? Beyaz renge. Şuna mor, şuna beyaz dedik. Ne, neden mor, neden beyaz dediğimizi anladık değil mi? Devam edelim. Aynı şekilde arkadaşlar. Kaç tane düzgün var? 9 tane düzgün ve 3 tane düzgün var. O zaman düzgün sayısı kaç? 12. Buruşuk kaç tane? 3 ve 1. Buruşuk da kaç tane? 4 tane. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim, hem aynı zamanda mor için buradaki sayıyı hem de düzgün için buradaki sayıyı kullandık. Nasıl oluyor? İşte arkadaşlar bu bir dihibrit çaprazlama ya. Dihibrit çaprazlamada bakın bir şey için 2 tane yan yana yazıyoruz. O yüzden bu şekilde 2 tanesini kullandık. Tamam mı? Yani aynı şey için bahsediyoruz. O zaman düzgün ve buruşuk içinde neyde, nasıl bahsedebiliriz? Düzgün buruşuğa yani büyük D küçük D'ye baskındır diyebiliriz. Bu şekilde bir baskınlık ve çekiniklikten bahsedeceğiz arkadaşlar tamam mı? Peki bunu bu gördüğünüz tablo neyle neyin çaprazlamasıdır? Hemen şunu dediğinizi duyar gibiyim. E, büyük M küçük M ile büyük D küçük D bir bireyim var. Yine aynı şekilde bu bireyin kendileştirilmesi gerekiyor değil mi? İşte punnet karesi neymiş arkadaşlar? Bu büyük D büyük M küçük M büyük D küçük D ile iki bireyin çaprazlanması sonucu oluşuyor. Ve mor renk beyaz renge düzgün renkte buruşuk renge baskın olmuş oluyor diyebiliriz. Tamam mı? Bu şekilde söylüyoruz. Devam edelim arkadaşlar. En çok karşımıza gelecek şeyden bahsediyorum. Aslında bu sizin için bir kap geç bilgisi arkadaşlar. Yani monohibrit dediğimiz zaman ne yaptık arkadaşlar? Hemen şuraya monohibrit bir örnek yazalım. Büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazladık. Bu bir monohibrit çaprazlama. Dihibrit çaprazlama için büyük B küçük B, büyük C küçük C'li Hemen bu şekilde iki bireyi çaprazlıyoruz. Dihibrit çaprazlama da böyle. Şimdi monohibrit çaprazlamada arkadaşlar ne yaptık? Hemen ben hızlıca şuraya yazıyorum. E, büyük A küçük A büyük A küçük A'lı bireyi çaprazlayalım. Büyük A, büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A, küçük A. tamam mı? Şimdi burada büyük harf küçük harfe baskın mıydı? Evet. O zaman arkadaşlar burada fenotip ve genotip neydi ilk önce? Bakın genotip genlerin tamamıydı. O zaman büyük A büyük A bir gen. Genotip yani. Büyük A küçük A bir genotip. Büyük A küçük A genotip. Küçük A küçük A da bir genotiptir. Çeşit ve sayı farklı şeyler arkadaşlar tamam mı? Bakın burada kaç tane genotip var? Genotip 4 tane genotip. Tane 1, 2, 3, 4 tane genotip var. Genotip çeşidi 1, 2, 3. Genotip çeşidimiz monohibritte neymiş? 3'müş. Peki fenotip dediğimiz şey neydi? Dış görünüştü. Ve burada baskınlık ve çekiniklik devreye giriyordu. Büyük harfler küçük harfe baskın olduğundan dolayı burada neyden bahsedeceğiz arkadaşlar? Hemen büyük harf küçük harfe baskın olduğundan dolayı şurayı şu üçünü bir sayıyorum şunu tek sayıyorum o zaman fenotip çeşidim kaç tane iki tane gördünüz mü e, fenotip oranımda 1 2 3 tane büyük A bir tane de küçük A olduğundan üçe bir gibi bir oran söz konusu olmuş oluyor. Genotip oranıma bakacak olursam genotip çeşidim 3'tü ya yani şu bir çeşit bu bir çeşit bu bir çeşit. O zaman Baktığımda 3 çeşit var. Bunlardan bir tanesi büyük A büyük A. İki tanesi büyük A küçük A bir tanesi de büyük A küçük A küçük A olduğundan oranım ne olmuş oluyor? 1 2 1 gibi bir oran olmuş oluyor. Bakın can alıcı çok önemli bir şey söyledim. Lütfen anlamadıysanız başa sararak tekrar dinleyin. Çok önemli bir şeyden bahsettim. Dihibrit çaprazlamada da arkadaşlar yine kendi arasında çaprazlıyorsunuz bunları ve e, aynı şekilde bir oran söz konusu olmuş oluyor dihibrit çaprazlamada fenotip çeşidim arkadaşlar yani dış görünüşüme hemen bir üste geleyim bir üste geleyim bu bir dihibrit çaprazlamaydı değil mi kaç tane e, oranımız var bizim hemen şurayı sileyim hemen sildim bakın 9, 9, 3, 3, 1 gibi bir oranımız var değil mi? Hemen baktınız fenotip oranımız neymiş? 9, 3, 3, 1 gibi bir oranmış. Peki genotipime bakayım arkadaşlar. Genotip sayım kaç tane? Hemen sayıyorum 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4 kere 4, 16. 16 genotipim var tane. 16 tane genotipim var. Peki genotipim. Çeşidim kaç tane derseniz arkadaşlar genotip çeşidim kaç tane derseniz bunların hepsini saymam gerekecek. Burada 9 çeşit. Arkadaşlar mesela bundan kaç tane var? Şundan kaç tane var diye sayarsanız 9 tane olmuş oluyor. Hani dediğim gibi bu çok önemli değil. Burada sizin bilmeniz gereken dihibrit çaprazlamanı bilmeniz gereken tek şey şu 9-3-3-1 kuralı arkadaşlar. Bunun haricinde bileceğimiz bir şey yok. Bunları da ne yapıyoruz? Aklımızın bir kenarına not ediyoruz. Çok önemli bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Bu son Söylediğim kısma çok önemli bir şekilde dikkat etmenizi öneriyorum. Evet sevgili gençler mono hibrit ve di hibrit çaprazlamayı da birlikte görmüş olduk. Nasıl? iyi gidiyoruz ama değil mi? İlk kısımla bu kısmı birleştirin arkadaşlar. Unutmayın tekrar edin. Bu konuyu öğrendiğimizde yaptığınız her doğru ile binlerce kişinin önüne geçine, geçeceğinizi hayal edin. Ve ona göre kendinizi vererek dinleyin ve devam edin arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.